Herkese merhaba yeni evden. Evet, yeni evimiz misafirli olacak arkadaşlar. İlk misafirim geliyor. Şu an Balıkesir'de arkadaşlarımız var. Lahmacun yapacağız. Şöyle 1 kiloya yakın büyükbaş soğanımız. Tabii ki ablam yapıyor. Ben yavaş yavaş öğreneceğim. Ve 1,5 baş sarımsak, değil mi abla? 2 baş. 2 baş. Ondan sonra bir deste maydanoz ve bir domatesimiz var. Bunlar lahmacun için. Şöyle yarım yağlı da 1 kilo kıymamız var. Baharat olarak da isot, tuz, karabiber ve karışık salça. Onu da artık içe göre salça konulacak. Şöyle şunlar hepsi blenderdan, robottan geçirilecek. Şu an zaten ablam doğuruyor. Ve hepsini şu çiğ köfte leğeninde bir güzel karıştıracağız. Dediğim gibi, evet, şu an yeni evimiz hayırlı uğurlu bir şekilde misafirli olacak inşallah. Şimdi bunları robottan geçirelim. Şimdi şöyle bir kabıma bir miktar su ve yani tuzlu su koyduk. Soğanlar biraz acıydı. Ablam tuzlu suya koydu. 1-2 dakika beklesin ki soğanın acısı çıksın. O şekilde sonra harcını karıştıracağız. Tabii sizin soğanlar acı değilse bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Sadece şunun gibi bir süzgeçten hani hemen musluğun önünde geçirirsiniz, yeterli olur. Bizim soğanlar çok acı olduğu için 1-2 dakika böyle tuzlu suda bekleteceğiz. Şimdi böyle o soğan ve maydanoz hani suda bıraktık ya, tuzlu suda. Şu an ablam suyunu süzdü süzgeçten. Şu an iyicene böyle süzüyor. Yani o şekil yapıyoruz. Şimdi lahmacun içini böyle tekrar edeyim. Soğanlar 1 kiloya yakındı. Maydanoz 1 deste. O şekil beraber çekildi. Tuzlu suda bekletilip süzüldü. Kıyma olarak da orta yağlı kıyma 1 kilo. Ve bir domates püresi. Tabii ki domates soyulmuş. Şurada ev yapımı karışık salçada tepeleme 2 yemek kaşığı. Baharat olarak da sadece isot, tuz ve karabiber. Tuz tabii ki damak zevkinize göre. Karabiber de biz 1,5 tatlı kaşığı koyduk. Isot da yine 1-2 yemek kaşığı oldu. Hani acı seviyoruz. Ondan sonra şöyle sıvı yağımız. O da hani yine malzemeye göre 1 su bardağı. Birazcık fazla da olmuş olabilir. Çünkü hani iç fazla olduğu için lahmacun da yağı seviyor. O yüzden yağı biraz miktarını arttırıyoruz. Şimdi bunlar bir güzel şekilde hani gerçeğini söyleyelim. Yani elin lezzeti yani karışması lazım. Elle karıştırılacak. Yani biz eldiven falan kullanmayacağız. Şimdi ablam bunları bir güzel harmanlayacak. Birbirine hani lezzetini versin. Aroması karışsın birbirine. Böyle gördüğünüz gibi yani elle karıştırılacak. Şöyle evet elle hani onu gösterelim ama iyicene böyle bir 4-5 dakika karıştırılacak ki böyle iyice lezzet birbirine versin. Ve gördüğünüz gibi oh mis gibi lahmacun içi hazırlandı arkadaşlar. Evet, Adıyaman'da gerçekten çiğ köfte olduğu gibi lahmacun da çok meşhurdur. Ben dediğim gibi evlendiğimden beri daha hiç içine hazırlamak, yapmak nasip olmadı. Gittiğim yerlerde çünkü bu tür fırınlar yoktu. O yüzden ablamı çağırdım. Ablacım dedim, gel misafirim var. Balıkesir'den misafirlerimiz geliyor. O yüzden hani misafirlerime karşı mahcup olmak istemedim. Şöyle gördüğünüz gibi bol yağlı. Çünkü lahmacun yağı sever. Evet, bu iç böyle bir 5-10 dakika dinlenecek. Ondan sonra doğru pide fırını arkadaşlar. Kendimiz yapmıyoruz. Burada her mahallede hiç değilse 4-5 tane pide fırını vardır. Böyle. Evet, şimdi hemen doğruca fırına gitsin bakalım. Ben de bir yandan salatamı yapacağım. Şöyle bir yandan çay sularımı koydum. Çayı çok seviyoruz. O yüzden misafirlerime de şöyle 2 çaydanlık hazır koymuşum. Hadi bakalım fırına. Şimdi lahmacunun yanına, şu lahmacun fırına gitti. İçi var ya, birazdan gelecek. Şöyle yanına domates, maydanoz, limon ve ayranımız. Salata da yaptık, o da dolapta. Birazdan onu da karıştırıp çıkaracağım. Isınmasın diye. Çünkü burası çok sıcak.
Hani akışla da hep üşüyoruz, soğuk diye söylüyordum. Burada da sıcak kelimesini duyacaksınız cümlesini. Böyle yanına söğüş şeklinde yaptık. Dediğim gibi bir de salata. Böyle. Ve lahmacunlarımız geldi fırından. Şöyle yakından göstereyim size. Adıyaman'ın lahmacunu. Harika, mis gibi kokuyor. Şöyle servis ettik. Şöyle dediğim gibi az önce yanına koyduklarımı göstermiştim. Cin biberimiz var, ayran, söğüş şeklinde domates. Şöyle bir mevsim salatası da yaptık. Hazırladık. Şimdi sofrayı kurmaya başlayalım artık. Böyle işte. Mis gibi sıcacık. Bir yer sofrası kuracağız. Çünkü biraz kalabalık. Masaya sığmıyoruz. Yer sofrası sereceğim. Ve yer soframız. Evet. Şöyle dediğim gibi kalabalık olduğumuz için masaya sığmadık. Şöyle güzelce iki sofra şeklinde serdik. Soframız böyle hazır. Şimdi hemen misafirlerimizi alıyoruz. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Misafirlerimizi yolcu ettik. Onlar Balıkesir'e doğru yola çıktılar. Ben de şimdi yukarı çıktım. Şöyle Eymenli arkadaşları dağıttığı yerleri toplayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi her tarafa kadar, her tarafa yayıldı. Şöyle bir etrafı toplayalım. Evet, yani çocuklu aile olduğu için böyle şimdi toplayacağım. Eymen'le babası da parka gitti. Ben de biraz dinlendikten sonra şöyle bir hemen kapkacakları toplayacağım, makineye dizeceğim. Ondan sonra çayın altına açarım. Sıcak sıcak bir çay içeyim. Öyle dinleneceğim. Evet. İşlerimi bitirdim. Evimi topladım. Tam çayın altını açacaktım ki sonra aklıma geldi, dedim eşim de gelsin, eşimle beraber çay içeriz. Hani size dedim ya, evimi toplayayım, şöyle bulaşıkları falan makineye dizeyim, sonra bir rahat çay içeyim. Tek başıma içemedim gerçekten. Hani eşim de gelsin, beraber içelim. Evet, çok güzel geçti. Misafirlerimi gösteremedim. Çok istemediler. O yüzden, ya da daha doğrusu bilemiyorum, aslında ben de sormadım. Sadece yemeklerimizi falan gösterdik. İşte Adıyaman'ın çiğ köftesi, yani meşhur olduğu kadar lahmacun da çok meşhurdur. O yüzden hani misafirlerimize lahmacun yaptık. Misafirlerimiz Balıkesir'den geldiler. Yani Balıkesirliler komşularımızdı Akışlı'da. Sonra onlar başka ilçeye geçti. Diyarbakır gezisine gelmişlerdi. Orada işte tanıdıkları falan vardı. Bize uğramadan gitmek istemediler. Oradan da Adıyaman'a geçtiler. Yani evimizin ilk misafiri onlar oldu, çok şükür. Şuna inanıyorum gerçekten. İnşallah, yani inşallah bu ev bizim için hayırlı, bereketli olur. Misafirli bir ev olur. Ben de eşim de çok seviyoruz. Çünkü 5 yıldır gurbette böyle hani misafirsizdik, işte böyle kapıyı tık tık eden yoktu. Yalnızlık acısını çok yaşadık. Yani istiyorum gerçekten burada gelenimiz gidenimiz olsun, ki olacak da inşallah. Ve 3. günde ilk misafirlerimiz Balıkesir'deki arkadaşlarımız oldu. Çok da memnun olduk. Çok da mutlu olduk. Ben de, eşim de. Eymen arkalarında hüngür hüngür ağladı. Arabalarına yerleşti, ben de gideceğim diye. Öyle. Yani dediğim gibi çok şükür inşallah misafirli bir ev olacak. Evet, onlar da mutlu oldu. Burayı da sevdiler. Evet, öyle gezdirecek bir zamanımız olmadı. Çünkü zamanları kısıtlıydı. Geceye kalmadılar. Hani biz çok istedik gece kalsınlar diye. Zamanları yokmuş. Çünkü arkadaşımın eşi yani görevinin başına dönmesi gerekiyordu. Öyle güzel geçti. Sonra böyle çay, muhabbet.
Onlara böyle çok güzel pratik bir bisküvili pasta yapmıştım. Ama nedense diyorum ya şu ev yerleştirme telaşından dolayı onu çekmeyi unutmuşum. Öyle çayın yanına da onu koyduk böyle. Muhabbetle çayımızı da içtik. Sonra onlar işte böyle uğurladık. Güzel geçti. Böyle. Günümüz böyle geçti Adıyaman'da. Yeni evimizde çok şükür. Bugünlük benden bu kadar olsun. Evet inşallah şu an neden çok video atamıyorum ya da yayın yapamıyorum. Şu anda internetimiz bağlanmadı. Daha o sorunu çözmeye çalışıyoruz. Hatta hani böyle mesajlarına, yorumlarına cevap veremediğim arkadaşlarım ne olur? Kırılmayın bana. Şu an hani o kadar ki videomu atabiliyorum. Yani internetim çok kısıtlı. Birazcık bakalım böyle. İnşallah internet sorununu çözelim. Sizinle böyle daha bol bol. İnşallah bundan sonra yani internet sorunu çözüldükten sonra günlük video atmaya çalışacağım. Yani inşallah daha güzel geçecek. Burada arkadaşlarımız gelecek. Ben arkadaşlara gideceğim. Daha dolu dolu daha güzel. İnşallah videolarımız, vloglarımız olacak. Dediğim gibi bugünlük bu kadar olsun. İnşallah bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizi en güzellere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, muhabbette kalın.